ne peşinde olduğunu söyleyeyim. Şimdi Dimağ'la meşgul olduğundan dolayı sistem ya, böyle kafayla meşgul olduğunu. Felsefe insanın aslına, özüne, cevherine akıl demiş. Akıl demiş. Öz, töz, us demiş yani. Merkeze aklı koymuş, neler denmişse diğerleri bunun türevi. Mustafa, bizde sade tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, itizam, itikad. Akıl bu taakkul içinde. 27. sayfada usta, akıl bir cihazdır diyor, cihaz insaniye. Ruha da cihaz diyor. Mahluk olduğu için. Cihaz insaniye diye geçiyor. Meşgul olduğum için söylüyorum bu. O kadar kesin söylüyorum. Şimdi akla, kafaya tek hakim akıl yapınca bütün düşünce merkezini bu yönde yaptı ve yorumlamalarını, tedavisini de bu merkezde yaptı. Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Yanlış sorunun doğru cevabı yanlış olur. Doğru teşhis, doğru tedavi, ikisi beraber olursa sıhhat olur. Yanlış teşhis, doğru tedavi olsa gene yanlış olur. Teşhis yanlış. Adam 7 sene, 10 sene, 11 sene psikoloji ilaç kullanıyor. Niye hala düzenliyor? Gene kapıyor. Niye kapıyor? Çünkü yorumlamayı yanlış yapmış. Yani tıbbın tespit ettiği şudur diye 5 senede bir değişiyor. Öyle bir teşhis koymuştuk ya adam, yani sağlık teşkilatı, dünya. Öyle bir hastalık var, şimdi o hastalığa tırma gelmiyor. Demiş ki, su vermeyeceksiniz hiç. Hangi hastalığın adını unuttu. Peygamber Aleyhisselam onun için diyor ki, su verin diyor. Şimdi su verin diyor. O pulu bir hastalık oluyor ya. Sedef mi? Sedef mi? Bir iş hastalıktı. Bilmiyorum atını. Başka bir hastalık var. Azami var. Sıcak tutun diyormuş. 2-3 sene önce şimdi serin tutulması gerekiyormuş. Soğuk. Tabi terakki edecek yani. Bu yanlıştır diye tenkit etmiyorum. Ama din hükmetmişse veya din adına söz sahipleri hükmetmişse onlar doğrudur. Çünkü sahibinden geliyor. Sahibi adına diyor ki üstad dediği zaman, dimağda 7 mertebe var diyor. Kafada 7 mertebe var diyor. Bunların içerisinde ta akıl var diyor bir tane. Diğerleri akıldan farklı. Akla diyor ki, berza anlamına gelen bir taraf diyor. En düşükte tahayyül. Buna safsata diyor. Safsatalar çıkıyor. Sonra tasavvur çıkıyor. Bir behre diyor. Nasipsiz. Nasipsiz. Sonra üst, üçüncü tabaka ta kulakıl. Berzahtır. İki tarafa da açık. Bir taraf. Yani tarafı yok. Bir taraf. Ustadın söylediklerini söylüyoruz. Sonra tasdik geliyor diyor. Bu aklın, taakulun bir taraf olan o sentez diyen, yorumlayan, oradan aldığı kendisine uygun doğrulara ilim deniliyor. Batıl da ilim. Mesela şeytanın ilmi var. Bu tasdik. Sonra, sistemi anlattıktan sonra ben anlatacağım. Üst tabaka geliyor. İzan, dimağdan, kalbe, vicdana inen yol. Bu dimağın maneviyatı, yani kalbe, vicdana inen, buna intisal diyoruz da, yok. İzandan sonra iltizam geliyor. Bu da
eylemdir. Eyvallah. Eylemdir, iltizam. Mektubat 34'te İslamiyet iltizamdır, iman izandır. İltizam ne? Hakka tarafgirlik, teslimiyet ve inkiyattır. Fiil. Fiil varsa İslamiyet vardır, iltizam vardır. Çünkü İslamiyet'te itikat yok. Eylem var. Namaz kılmak, namaza inanmak değil. Orucu tutmak, oruca inanmak değil. Sonra üst tabaka geliyor. Salabet manasında. İtikat geliyor. Ha, sistem değil mi? Bu kafa bu. Şimdi sen buraya hakim olmak istiyorsun ve doğru yönetmek istiyorsun burayı. Ama tanımıyorsun. Tanımadığın bir şeyi nasıl yöneteceksin? Tanımadığın bir şeyi lehine nasıl çevireceksin? Tanımıyorsun. Tarih boyu insanoğlu hep kendisini merak etmiş. Bir sürü kitaplar yazılmış. Bir sürü. Dolu ya. Ama ne felsefede ben sordurdum. Yani Avrupa ile meşgul olan oradaki arkadaşlara da. İslam dünyasındaki alimlere de sordum. Ben Ali Gönüç Hoca'ya bir şey yaptım da. Dimağa ait, kafanın komplesine ait kitap yok. Yalnız akla ait var. Tek tek var. Akıl var. Tahayyül hakkında var. Ama genel bir sistem hakkında yok. Risale'de bunlar dağılmış bir şekilde bulunuyor. Kur'an'daki bulunuyor. Şimdi ahiretin bir Allah'ı bilmek için o bahsettiğiniz şeyler dışında sadece akıl yetmez mi? Allah'ı bilmek için akıl kendi başına olsa yani vahiysiz mi? Yok vahiy de. Ha, vahiy ile bilinir. Ha, Allah'ı bulursun. Ama Kasım kendini yöneteceksin ya böyle. İstikamete koyacaksın. İfrat ve tefritten azade. Derdimiz o. İfrat tefritten azade. Hattı mustakim. Niye adam ilahi yatı bitirmiş? Adam dev. İfrat ediyor. Sen diyorsun ki bak dükkancısın. Ya şuna bak yanlış yapayım. Sen onun kadar ilmin yok. Zahiri değil mi? Nasıl peki onun ifratta olduğunu söylüyorsun? Çünkü istikametli bir ölçülerin var elinde. Tamam. Yani biz tabi Risale'yi tanımışız, dershaneye gelmişiz de rahatça konuşabiliyoruz. Ama Risale'yi tanımadan önceki hayatınızı düşünün. Aklınız yok muydu? Vahiy yok muydu piyasada? Kur'an yok muydu ortada? Niye böyleydik? Ya ifrat ya tefrit değil. Hem hayat sıksaklarla geçiyor. Şimdi ne kadar ne olursan ol, aklın var, vahiy var, asıl imamına tabi değilse o akıl, ya ifratta ya tefrit. Dev insanlar bakmış kardeş. Elan bin Bağur'a Kur'an'dan geçen zat, Musa Aleyhisselam'ın dersiyle vedduası ve duası kabul olan bir zat. Bak, dünya tarihinde ilk defa ateist kitabını telif eden zat. Allah'ı inkar etme kitabını ilk telif eden, o zaman kitap değildi böyle, celal derilerine, tahtaların üzerine yazılmış. İlk sistemi getirmiş yani, telif yapmış, yayılsın diye. Adam malum zat. İlmiyle dalalete gider diyor. Kanun ilmiyle yetmiyor demek ki ya. Ben çıplak olarak akıl vahye tabiyim diyor. Asun imamlarının gelmesinin şeyi yok ki. Yani o akıl akıl olmalıdır diyor usta. Yani evet akıl vahye tabi olduğum bitiyor. Tamam ama akıl akıl olmalı. Aklı aklı yapan asun imamlar. Onu şekillendiriyor. Diyor ki biz diyoruz ki diyor Kur'an namına diyoruz ki diyor usta. Ey biçare insan, aklını başına al. Ne, kime diyor bunu? Aklını başına al. Hasan, takkiyi kafana al. Ha, değilmiş. Anlıyor musun? Bak bir daha. Hasan, takkiyi başına al. Ha, yokmuş. Takkem yokmuş. Ha şimdi. Al. Aklını başına al dediğin zaman, bu hitap kime?
Akla ise zaten akıl başta. Yok da kafamda akıl yok. Zekaya diyor. Çalıştığım için söylüyorum. Şimdi onlara girmeyeceğim. Zeki adam, iyi bir mühendis, iyi bir doktor. Ama gerekmediği halde para için ameliyat yapıyor. Ona akılsız diyor Kur'an. Ama zeki. Yaqilun, taqilun, efele tefekkerun, efele yetedebberun, yetedebberun, fetebiru yavlun elbab, akletmez misiniz, düşünmüyor musunuz, anlamıyor musunuz, diyor. Zeka. Ey biçare insan, aklını başına al. Ehli dalaletinin vekilini dinleme. Eğer onu dinlersen, hasaretin o kadar büyük olur ki, tasavvurundan hasaret, yani başına neler gelecek, o başına gelebilecekleri düşünebilsen var ya, tasavvurundan ne olur? Ruh, akıl ve kalp ürperir. Dehşet alır. Hiç böyle İsmail kefene sarılmış adam gördün mü? Toprağa kattıkları gün gördün değil mi? Yani bitti değil mi bir daha? Ondan sonra onun başına neler geleceğinin ve telafisi olmayan gelmelerini, telafisi mümkün değil artık. O zaman ruh, kalp, akıl ürperiyor. Senin önünde iki yol var. Senin önünde iki yol var senin önünde. Birisi ehli dalaletin vekilinin gösterdiği şekaretli yol. Bu da akıllıyım diyor. Galip boyu dedim ya, en çok insanoğlu kendisini merak etmiş. En çok kitap kendisi hakkında var. Ama dikkat et, akıl aklı anlamaya çalışıyor. Kendisini kendisiyle anlayacak. Ne ile, ne malzemesi kullanacak? Bak, akıl, aklı çözmeye çalışıyor. Kimi kullanacak? Çözüler de çözen aynı. Bilinmek de bilen de aynı. Tanıyacak da tanınacak da aynı. İşte sorun burada. Zor. O zaman harici bir kavram olması lazım. Aklını aklınla çözemezsin. Aklına aklınla hakim olamazsın. Bu hazine muhakemeyle yani evet. Karşı tarafı etüt ederek yani o kendini ancak mukayese eder. Çünkü niye? Mesela armutu gösteriyor. Bu nedir? Şeftali değil. Bu izah değil. Bu nüfus kağıdıdır. Armut değilmiş. Kayısı da değilmiş. Mesela adamı tanıdım. Nüfus cüzdanı yolda bulsam İsmail. Cilt mi o, sayfa mı o, ana baba. Böyle bir adam varmış. Ama bunun hissiyatını, latifelerini, ufuk dünyasını nereden tanıyacağım? Nüfus kağıdıyla. Aklınla hakim olamazsın. Olsaydın Kur'an sana ey akıl sahipleri diyor. Düşünmüyor musunuz? Düşünmezler mi diyor. Niye anlayamıyorsunuz diyor. Ha ne lazım? Akla malzeme vereceğiz. Yoksa akıl kendi kendini yer. Değirmen var ya, değirmenin sabit taşı var. Bir de üstte taş var. Garın 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 garın. Tane atmasan taş taşıyor. Bugünkü asıl insanın ben bakıyorum. Tane atacaksın, rahat et. O değirmen taşı, diman merak et. Hele 7 tane taş düşünün. 1, 2, 3. Bir tanesi de böyle dönüyor. Bir tanesi burada dönüyor. 7 tane taş bir içinde döndüğünü düşünün. Malzemesiz. Bir taş var yaparken yapıyor. Kafam çıldırır ya. Yer yani. İşte 7 tane taş var burada. 7 tane taş var. Ha, o zaman ona malzeme vereceksin. 7'si de ayrı çalışıyor. Bir tanesi buğday veriyorsun. Bir tanesi arpaya veriyorsun. Bir tanesi mısır veriyorsun vesaire. O zaman hem ses çıkmaz, hem taş taşı yemez, hem de meyve alacaksın. Yani aklınla, sen kendi aklınla, aklına hakim olamazsın. Ancak aklın ustasının malzemeleriyle ki vahiy, o zaman
o aklına aklın hakim olursun. Birinci yol, ehl-i dalaleti Mekke'nin gösterişi kavet yoldur. Bir, eğer akıl kendi başına bulsaydı, fetret olmazdı, din gelmezdi. Kur'ansız, dinsiz, din olmadan akıl istikametini bulsa ve insan mutlu olabilseydi, dinin gelmesi mantığı olmazdı zaten. Zaten buluyor akıl bu işi. Bunun mantığı olmazdı. Dinsiz de insan mutlu olabiliyor. Sakın... Bir de hocam, şimdi çocukluktan ergenliğe kadar ilkokul, ortaokul, lise, üniversite. O zaman akıl koyulduysa o zaman kendi kendine gelişmiyor. Hep malzemeyle de diyor. Malzemeyle gelişiyor. Yani malzemeyi zamanında vererek geliştiriyor. Sonra o malzemeleri vererek işte bir dinamik, bir sistem de var. Verilen malzemeyle sif çalışmıyor. Onun evirip devirip çeviriyor. Öyle bir sistem de var. Tehlikeli. Doğru malzemeyi verdin. Gene doğru çalışmıyor. Çünkü dışarıdan alınan malzeme emri nisbi deniliyor Risale'de. O alınan malzeme, fizikten aldım, kimyadan aldım, felsefeden aldım, cemiyetten aldım, arkadaştan aldım, anne baba, soy, kültür, cinsiyetten, yedi maddelerden içeriye aldım. Yetiyor mu? Buna emri nisbi deniliyor, hariçten alınan malzeme. İçeriye alınanları evirip devirip çeviren, kaynak yapıyor, kesiyor, boyuyor. Tamam mı? Ona da emri itibari deniliyor. Şimdi böyle emri nisbi ve emri itibari acayip bir sistem çalışan bir yapıyla karşı karşıyasın. Hangi cesaretle bu sisteme hakim olmaya çalışıyorsun? Tam olduğunu kim sana söylüyor? Netice bu. Cemiyette kimin elini tutarsan tut. Pile yerine basma. Ya psikolojik hasta veya herkes herkesin aleyhinde. Düğmesini bastın ya gelininden, ya oğlundan, ya kızından, ya babasından, ya komşusundan. Yok be, hep öyle isyan ya. Basma pilerini. Bir tavır yok yani. Başka, iyi tarafını görmek yok. Hemen bizim tabiriyle celal kapsamız. Yani hemen siliyor değil. Lan başka tarafı da var. Hemen bitiriyor, atıyor çöpe. Başka taraf yok mu? Niye o... Allah'ın muvazeni amal 13. lemada geçtiği gibi iyi ile kötülüğü tartıp da fazla hangisi galip? Niye bakamıyoruz? Niye dengeyi tutturamıyoruz mesela? Ha, tutturuyoruz. Peki bu ne ya bu sıkıntı? Ne bu kavga yani? Niye kavga ediyoruz? Niye rahat değiliz? Niye huzurumuz yok? Niye geçimsiziz ya? Derdimiz ne ya? Niye pay edemiyoruz? Niye mutlu değiliz? İnsanoğlu sormaz mı? Ben niye mutlu değilim? Niye kavgalıyım? Niye böyle görüyorum? Demek ki bir sistemin doğru malzemeler var ama sistemin nasıl çalıştığını bilmesen vaktinde veremiyorsun. Değmene vaktinde bu değ vereceksin ama seni vereceksin. Çok verdin mi hırtlağına değme lazım. Boğar. Hem istediğin un olmaz veya çok versen durur. Sistem durur. Bak bu insanlar büyük zatlar ne kadar meşgul olur. Ya sistem kardeşim, cihaz bu ya. Cihaz, sana zimmetliyorlar ya cihazı. Çalışmıyor muyuz ya piyasada? Cihazları sana zimmetliyor. Bugün bir tanesi diyor ki markete alışverişe gittim. Bağırdı bir tanesine. Biber koydu ya. Kaç numara basacaktık diyor. 150'ymiş. Ben de ezberledim. 150'ye basınca biberin kilosu fiyatı çıkıyormuş. Gayet yani cahil değil. 150 diye. Bana döndü. İzah etmek zorunda kaldım. Şey olunca hocam dedi ben dedi yeni bu işe girdim. Ya bir tartı ya. Soruyor. Bir tartıya hakim olmak için soruyorsun. Bu ne ya? Bununla hakim olacaksın. Kime soracaksın? Buraya bununla hakim olacaksın. Aklınla aklına hakim olmak istiyorsun. Aklınla aklınla aklına hakim olamazsın. İlle malzemen olması lazım. Malzeme deyince yani mesela Allah'ı bilmeyen akıllı mıdır? Allah bak şöyle bir. Allah'ı bilmeyen aklı yoktur. Zekidir. Ha,
Zeki ne? Aklın sıfatıdır. İyi bir mühendistir, iyi bir doktordur, iyi bir esnaftır. Ha, bu yani efendim, aklı gözünde bir. İnmiş gitmiş, sistemi bozulmuş. Ama zeki bu adam. Zeki ne demek? Beşeriyetinin dünyevi ihtiyaçlarını giderebilen bir insan. Akıllı ise aklın sahibine aklını bağlayan zattır. Vahye tabi eden. Çünkü aklın sahibine niye bağlıyorsun? Akıl diyor ki aklın ustası kimse, aklı en iyi yöneten, idare eden, çalışan odur. Bu çünkü bu akıl yapılırken bu akıl yoktu. Bu göz buraya takılırken bu göz yoktu. Yani bu göz buraya mı, koltuk altı mı, kafaya mı? Bu gözü nereye koyacaksın? Nasıl yakışıyor? Bir tarzı karşıma geçecek. Bana diyecek ki koy şuraya gözü. Koy şuraya. Koy şuraya. Omuza koy. Almadan en iyi şurası. Demek ki bu gözü koymadan önce, bu gözden önce göz olacak. Bu akıl yapılmadan önce de bu aklı yapan akıllı birisi olması lazım. Benim aklım yok. Senin aklını da ona da derken o zaman bütün akılların toplamı kadar en az aklı olması lazım. O zaman bu akıl iktiza ediyor ki böyle bir aklı küle teslim olmak aklın özelliğidir. O zaman akıllı kime deniliyor? Aklın ustasına, aklı tabi edene akıllı deniliyor. O da vahiy. Vahiy tabi ettin mi? Ha, rahat da ediyorsun. Çünkü Kasım acabalık da yok, şüphe de yok. Acaba böyle gitsem mi? Böyle düşünsem mi? Doğrudur. Ha, dedi ki budur. Seni tereddütlerden, acabalıklardan kurtarıyor. Vahiy ya. Mesela insanın en büyük sorunu kabir meselesi değil mi? İnsanoğlu buna uğraşmış. Çözmüş mü? Çözememiş. İnsanoğlu kabri çözmeden mutlu olamayacaktır. Kabri izah etmek zorunda. Çünkü niye? Her şeyin yok edildiği yer. Dünyada bağışlayın beni, biraz tarih küfür veya tefekkür küfür olmadığını bilen insanlarsınız. Dünyada en mantıksız şey sistem içinde ölümdür. Ölüm kadar mantıksız bir şey yok. Ne demek? Çünkü her şeyi yok ediyor. 60 sene, 70 sene bana edilen masrafı düşün. Güneş, elma, armut, deniz, dağlar, yağmurlar, karaciğer, böbrekler vesaire. Bana edinemezse sonra ölüm geliyor hepsini sıfırlıyor. Bundan daha mantıksız ne var? Bundan daha israf ne var? Her şey yok ediliyor. Ha, din geliyor diyor ki tebdili mekandır. Tahvili vücuttur. İttak ruhtur. Zindani dünyadan bostan cinana çıkartamıyor. Ha, izah edilince değilmiş. En mantıklı şey de budur. Çünkü ezeli ve ebedi hayatı mayalıyor bu 60 sene. En mantıklı da budur. Çünkü niye mantıklıdır? Ruhumuza en uygun çözümü o sunuyor. Niye? Beka istiyorum. Ölümden başka bize çözüm üreten yok. Beka istiyorsun. Evet istiyorsun. Hastalık istemiyorsun. Bir anda her yerde olmak istiyorsun. Kim sunuyor bu? Kim cevap verecek buna? Ölüm. Diyor ki bende var o. En mantıklı şey, en mantıklı şey oluyor. Dine tabi edince. Peki felsefe çözdü mü bunu? Ölümü nasıl çözdü? Nasıl çözecek? Yok olmaktır diyor. Felsefeleri dinlemişsiniz, WhatsApp'larda ne geliyor? Felsefe adamları insan nedir? Hepsi kavga eden hayvandır. Düşünen hayvandır. Acı çeken hayvandır. Hep sonunda hayvan eklemişler değil mi? Böyle bir zat yani şey yapmıştı böyle. İnsan nedir deyince hatırlarsınız. Hep sonunda düşünen hayvandır. Üreyen hayvandır. Ustada bakın bir de. 20 vecihle 218. sayfada şu anlarda insan 20 vecihle izah ediyor. Hiç hayvan diyor. İkinci yol Kur'an-ı Hakim'in tarif ettiği saadetli yoldur. Niye saadetli diye kendime sordum. Acabalardan kurtarıp ümit veriyor sana. Tövbe. Yanlış da olsa değil, dünyada beni ümitle yaşattırıyor. Kabre ümitle bakıyor. Yani kalbiden korkmuyor. İnsanın en büyük meselesi kabrini haşa yanlış da olsa inanmışız. İnanınca
onun getirmiş olduğu getirisi olan sıkıntı kalkıyor. Ha, kabir var. Varsa Allah var diyoruz. Kabir var deyince ahiret var diyoruz. Aa çocuk öldü. Cennete gitti diyoruz. Din yok. Ne ile izah edeceksin? Bu 7 yaşında çocuk ölür mü ya? 6 aylık bebek şeker hastası olur mu? Bugünküsünü söyleyeyim Orlando'da. 38 yaşında bir Türk beyin tümörü olur. Mantıklı mı şimdi bu ya? Tam hayatı. Ne güzel okuyordu. Kimya eğitim görevlisiymiş üniversite. Kimyacı var adam. Tam ekmek yiyecek lan. Zaten 10 küsür sene, 20 sene yakın okudu. Şimdi yeni bir evde kariyer kazandı. Araba alacak, katun alacak, ev alacak. Benim tam istifade edeceği zaman harcadığı şeyler her şeyi elinden alınmış. Şimdi sana bu ümitsizliği, sana kim ümit verecek? Dinden başka nasıl ümit bulacaksın? Kabirden sonrasını ne matematikle çözersin, ne kimya ile, ne fizikle. İzah edilemez Kasım. Kabir ve sonrasını matematikle izah edemezsin. Ömrün matematikle geçmiş, ama matematik geçmiyor. Ömrün ticaretle geçmiş, ömrün mobilyayla geçmiş, beyaz eşyayla geçmiş. Kabir, girdin öne, söyle bakalım piyasada buzdolabı kaça gidiyor? Ömrünü vermişsin ya. Ama ömrünü verdiğin şeyden soru yok. İlk. Nerede soru yoksa yasa yaşadın mı? Tabii yasa yaşadın ama o zaman ilk önce bu diyecekler ki gel bakalım sen Rabbin kim? Yani yaşadan soru yok dedim. Rabbin kim? Sonra men Rabbuke, men Nebike, men Kitabuke. Ondan sonra namaz. Sonra bu ömrünü nerede kazandın? Nerede harcadın? Bu parayı nerede harcadın? Ne yaptın? Öşürünü verdin mi? Zekatını verdin mi? Senin miydi? Oo ya çayın öşürü olur mu ya? Sanki malın sahibi sen. Ahirette matematik yok mu? Var. Sonsuz matematik var. Burada. Sonsuz matematik var evet. Burada hata yok ki. Evet. Ama hoca matematikçi yanım der. Kapıya girdiğin zaman bir tane vardı matematikçi kırık kaldı. Hep örnek veririm böyle şey biliyor resim. Yağmur da çekil sen. Buraya geç. Geç oraya. Geç oraya. Geç oraya. Bir matematik öğretmeni vardı. Allah selam etmesin. Nurcuydu. Hoş birisi senin gibi. Hoş birisiydi. Ben de latife yapmadan duramazdım. Kırık kaldı. Bizim Laz'dan mahallesi var. Beni çağırmış. Hasan kardeşe söyleyin gelsin. Matematikçi iyi bir adam. Elhamdülillah. Allah mekanı. Gittim. Dedi ki kanser ya sarmış. Selam bile vermeyeceksin. Sessiz yani. Çitten azap duyuyor. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam. Dedi ki bana cevşen oku. Dedim ki abi daha güzel bir teklifim var. Zor şey yapıyoruz ha. Dedim ki senin ömrün matematikle geçti. Şöyle bir tahta getireyim. Matematik sorularını çözeyim. Sen de tarif et. Hem kendini unutursun. Oraya odaklanırsın. Hem de bize bir şey öğretirsin. Rahatlarsın. Çünkü senin ruhunu rahatlatan aklındaki malzemeler olan matematik. Ruhunu harcadın bu konuda. Kafayı harcadın. En iyisi senin en iyi bildiğin konuyla burada şey yap. Dedi ki asıl kardeş. Dalga geçme Allah hadi bir cevşir. Adam matematik bölümü geçmiş. Kur'an okudu. Şimdi Rıza Sekerat'ta olduğu zaman onu mobilya götür beni. Kanepe olsun. Anlattım. Misal. Sana da beyaz diyecek. Buzdolabı mı gitsin, televizyon mu gitsin, ütü mü gitsin? Evet. Yani bir bunların fiyatlarını sayın da ikide bir de ruhum rahatlasın. Yok. Misal. Ama Allah'ın izniyle size onları nereye harcadınız diye sordukları zaman hasenat olacak. İnşallah. Çünkü zekat boşluğunu ölüyorsunuz. Diğeri Kur'an hakimin tarif ettiği saadetli yoldu.
Saadet diyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Saadet deyince bu dünyada ümit verendir. Sonra işte o iki yolun pek çok muvazenelerini çok sözlerde hususan küçük sözlerde gördüm ve anladım. Küçük söz deyince bu veciz anlamında, hulasa anlamındadır. Mevzusu küçük değil, en büyük mevzu onlarla ifade ediliyor. Hani Kur'an'da var ya, bir şey niye çok tekrar ediliyor? 19. mektupta sözde geçiyor. Kur'an'da bir şey niye için çok tekrar ediliyor? İki sebep. İnsan o şeye çok muhtaç olduğundan, iki, en çok onu unutuyor. Evet, melek halini getiriyor. En çok onu unutuyor. Şimdi küçük sözlerde anladın. Şimdi makam münasebetiyle binde bir muvazinelerini yine gör, anla şöyle ki, şirk ve dalaletin, fısk ve sefahatin yolu insanı nihat derecede sukut ettiriyor. Şirk, küfürya, örten. Ne ile örtüyor? Şimdi mazisiz ve mustakbelsiz olduğu için hali böyle görüyor. Dalalet ve fısk ve sefahatin yolu İnsanı nihat derecede sukut ettiriyor. Niye? Sorusuna cevap vermiyor. Hatta beter yapıyor. Şirk ve dalalet, sefahatası, kabir nedir? Saysın sana. Sana giydirsin o cümleleri. Ya. Hadsiz ele, mesela bir tanesini durakladım onun için. Bodrum'da olmuştum. Malum bir adam var, ismini vermeyeceğim. Meşhur Yeşilçam'da, Yeşilçam'da artisti. Sonra ölünce vasiyet etmiş, beni yakın demiş. Yakılan adam. Anladınız mı? Ben o zaman oradaydım. Sivas'a böyle. Her neyse, tamam isim vermiyorum. Çünkü isim verdiğim başıma bir sürü sıkıntılar. Ben de o zaman Bodrum'daydım. Bir toplantı varmış, solcuların. O demiş ki, orada bulunan bir zat telefon ediyor. Bak orada telefon orada bulunuyormuş. Ama yeni yeğeni başka birisinin bir abinin gidip geliyormuş amcasını derse o anda amcasına telefon ediyor. Biz de dersteyiz. Biz de dersteyiz. O komünist o zat ders verirken diyor ki Rıza insan denilen şey diyor pile benzer diyor. Bununla diyor radyo çalarsın, teyip çalarsın, işte internete girersin pil, biter diyor, sonra atarsın. Bu işte diyor, ortaya çıkan ses, o sesle kaybol. Mesela insan pile benziyor. Yani böyle dedi, hemen orada telefon etti. Dedim, bana şey yaptılar, dedim ki bak, cep telefondaki bir bataryayı düşün diye. Bununla sen kamera çekiyorsun. Ses kaydı yapıyorsun veya konuşuyorsun. Konuştukların şebekenin merkezlerinde. Bak pil bitme anında bir doluyor. Başka bir şeye dönüşüyor. Yok olmuyor. Pil bitince kayıt oluyor. Yani mesela bu ders çekildi. Bu çekilme anında pil bitiyor ama daha kaliteli hayat oluyor. Veya kalitesiz bir şey çekiliyor. Haram bir şey çekilse. Bazen bir video, bir film, bir resim adamın ömür boyu bulamayacağı parayı kazandırıyor. Değil mi? Bir resim yakalıyor, bir video yakalıyor. Demek ki bir şey bitmiyor. Başka bir şey dönüşüyor. Yok olmuyor. Odun çürüdü. Enerjiye dönüştü. Gübre oldu. Çay olarak geldi. Bir şey bizim alemimizde yok olma anlamında oysa boyut değiştiriyor. Hakikatini değiştiriyor. Odun çürüyor. Yok mu oluyor? Şeftali oluyor. Gibri oluyor. Yani vücuda olan şeyler adem olmuyor da nefs-i emmare'den adem oluyor. O kadar yani günahtan. Peki pil bitti. Adem olmuyor ki. Niye bitti pil? Ya radyo dinledin, kaydettildi. Ya telefonla konuştun, ya video yaptın. Hepsi de kayıtta. Allah. Yani insanın sesine dönüştü pil. İnsanın suretine dönüştü pil. Yani izah edemiyor.
Ama söylemiş yani telefon edince. Hemen daha bitmeden konuşma sonra doğru bunu böyle bunu cevap bir şey sorabilir miyim demiş o yoldaşlar ya. Kendisi anlatıyor. Böyle buna dönüşüyor. Bu yok anlamına mı geliyor demiş. Böyle onda almışlar. Birkaç tane oturtmuşlar. Birkaç dakika sonra çıkartmışlar onu. İşte o adam kendisini önce de hiç unutmuyorum bu şeyi. Şirk ve dalaletin ve fısk ve sefahatin yolu insanı nihayet derecede sukut ettiriyor. Çünkü ruhunun istediklerine cevap vermiyor. Evet istiyor. Niye fani değil? Bir anda her yerde olmak istiyorum. Niye bir yerdeyim? Hastalık istemiyorum. Niye tepemden çıkmıyor? Nasıl? Cevap vermediği için sukut ediyor. İnsan dibe iniyor. En zelil, hayvanlar için en zelil insan. 20 derece serçe kuşundan. Harika cihazları var, harika bir şey var, özellikleri var. Ama 20 derece aşağıda yaşıyor. İman derdi yok bir kere ya serçenin. İmanın kazanma kaybetme derdi yok. Gözlük derdi yok, ayakkabı derdi yok, evlilik derdi yok. Bir kere haramı yok. Her bütün tarla onun. Ev derdi, ayakkabı derdi yok. Haramı yok ha. Niye peki hayvan gibi yaşayamıyoruz? Cihaz çok alet. O zaman hayvan gibi yaşamak lazım. Akıl bırakmıyor. Ne var? Hadsiz elemler içinde. Bak hadsiz elem. Bir ters bakıyorsun böyle de dengesiz. Veya o anda düşünemedim. Benim başka alemim dolu. Öğretmen diyor ki Allah Allah ne dedim ben buna ne yaptın ya? Niye bana böyle bakıyor? Ya öyle bir şey yok ya. Ne boş davundun derdim. Bir adam var yani bir adam var tipini görsen 6 ay işin ters gidiyor. Veya moralın bozuluyor 6 ay. Allah Allah. Öyle adam veya karabasana dönüşüyor diyeceğimiz. Öyle tip şeyler de oluyor. Ruh yapıları acayip suratlarla inmiş. Ben espri olsun demiyorum. İnan senin dünyana karabasana dönüşüyor. Öyle bir ruh haleti var ki hele bir Türkiye'de bir millettir onlar. Namazı kılmayanlara isim vermeyeceğim. Bir bakın bakalım suratlarına acayip bir şey. Sokağa geçiriyorsunuz. Namaz kılana. Buna yani. Bir meymenet var ya. Evet. Yanlış olsa bizim namazlarımız, oruçlarımız, kitabımız onlarda farklı bir surat olmaz. Sima olmaz, konuşma olmaz, davranış olmaz. Hak ve hakikat üzerine yürümeyiz. Demek ki okuduklarımız, yaptıklarımız doğru ki farklılık kıldı bizi, farklı kıldı. Burada ne diyor? Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır yükü zayıf, aciz beline yükletir. Şuraya bak değil mi? Hadsiz elemler. Ne kadar elem var? Bir tanesi mi söylüyor? Mezarlıktan geçiyorsun. Kendini seyrediyorsun. Hadsiz. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımasa ve ona tevekkül etmese o vakit insan gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani hayvan hükmünde olur. Bütün sevdiği ve alakadar peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen firak elemini çeke çeke nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak elim içine bırakıp ben gidiyorum ama kanser böyle yatmışsın tamam ölümü bekliyorsun. Söyler misiniz bana mutlak ümitsizlik anı kanser ölüyor. Aptal değil ya kafa kanser değil ya kanserim öleceğim. Biraz sonra azer gelecek yani bugünlerde. Bu adama mutlak ümitsizlik içinde mutlak bir ümide dinden başka ne olabilir? Nasıl onu ümit içine sokabilirsin, canını tutacaksın? Ölüyorsun ha, söküyor hatta. Kafa kanser değil ya. Kol kanserisin. Tamam, ümidin içi aptaldı ya, kafan çalışıyor, herkes ölüyor zaten. Bekliyorsun. Ya o an, o yeisi mutlakını, ümidi mutlaka nasıl tebdil edeceksin ya? Çok biliyorum bugünlerde de böyle şeyler, evlerin bütünü. Ya bir şey okul, ya bir şey anlat. Ben bu ismi var, sen tanıyorsun onu. Kimseye demiyor. Sistem bitmiş. Korkudan çarşıya inemiyor araba. Köyde. Araba kullanılmıyor.
bizde Koksovat'ta da bir tane İsmail dayı vardı. Kanserdi. Özür dilerim, affınıza sığınırım. Söyledim. İsmail dayı nasılsın dedim. Ölümünü beklemiyor adam. Mekanı cennet olsun. Biz de gençiz, Cavit dayı sağ. Ne diyor bak, bu da kanser. Dedi ki, bir damla pis sudan yapılan vücutlar daha ne bekleyecektim Hasan kardeş dedi. Terisi alıp gideceğim dedi. Yakın hemen. Bekleyeceğim ben sizi dedi. Ben sizi karşılayacağım dedi. Sen dua et. Sanki öteki ilçeye gidiyor, çayrine gidiyor. Ya hasta benim sanki, bana teselli veriyor. Bir damla pis sudan dedi, bu kadar bir şey olur dedi. Başka bir şey bekliyor muyum ki? Hasan kardeş dedi, bu ruhun hanesi, yuvası, elbisesi değil. Bunu tanıracağım bu elbiseden dedi ya. Çok çektim dedi ya. Ve pazara yolculuğu getiren şey, Uçta abiye getirenlerden var. Uçta abiye bunları tanıtan İsmail Bey. Bu da bak, bir de ona bak. Elden çıkmıyor. Prostat kanseri olduğu için elden çıkmıyor. Çarşıya vermiyor korkular. Bittisi. Daha ölmeden öldü ya. Ama Müslüman. Ama elinde ciddi bir hakikat yok. Bunları gördükçe ben böyle yesim geliyor. Nasıl gülüyorsun demiş. Bana diyor, nasıl gülebiliyorsun? Nasıl rahatsın? Eskiden de öyle derdi bak. Ben de cevap ver. Nasıl mı gülüyorum? Bir daha gülüyorum. Gülebiliyordum zaten. Ben maskaralık yapmıyorum ha. Ruhsal yapıyı anlatmaya çalışıyorum. Ruh. Nasıl gülebiliyorum? Bu nasıl gülebiliyorsun? Bu olmadan gülemez. Yalandan. Bir güldüreyim sizi. İbrahim Hakkı diyor ki, gülerken karnı oynamayanlardan korkun diyor. Yalandan gülüyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa, ona tevekkül etmezse, ola ki insan gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani, hayvan hükmünde olur. Bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği, bütün eşyadan mütemadiyen firak elemini çeke çeke, nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak elim içinde bırakıp, kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Kabrin zulümatına, kafası zulümatlı ya, bak aman yarabbi, kabrin zulümatına kefen tamam sarılmış böyle. Öyle zannediliyor ki millet o mezara gömüyorlar. Mezarın da bir tane de mezar var içinde. Yani bir bölüm de var. Öyle mezara da koymuyorlar. Mezarı var da. Mezar içinde daha dar bölüm var. Onu mezar indirmek için geniş yapılmış. Yoksa ölüyü oraya koymuyoruz. Böyle mezara indirecek adamlar o için yapılmış o mezar. Ölüyü konulan yer orası değil. Lahit deniliyor. Oraya konuluyor. Ne olur ne olmaz korklar diye. Kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Gel de çöz bunu. Dünya. Ama ya Rabbi. Hem müddeti hayatında gayet cüzi bir ihtiyar ve küçük bir iktidar. Bir tanesi dedi, nasıl ya küçük ya? Ölünce ihtiyarın var mı dedim. Uyku anında. Uyku anında vücuduna hakim misin? Tansiyonuna hakim misin dedim. Tansiyonuna şu anda. Nabzına hakim misin ya? Şekerine hakim misin? Hani senin de? Tansiyonun hakim değilsin da nereye hakimsin sen? Acayip şey ya. Ya ne aciz dedi ya. Neden öyle aciz dedi? Baktım ilaçta dolaşıyor. Şöyle dedi ki kocam yanım abi. Buraya beni indirdi. Dedim daha tansiyon hakim değilsin. Dedim malum şey iman olarak. Beni buraya indir. Niye dedim ki? Aa dedi, hakikaten dedi ya. Acemime gidiyor dedi, benim kafam karışıyor dedi, sen beni buraya indirdin. Tansiyonu da hakim değilsin dedi. Bana diyor ki nerede aciziz dedi, yani insan dedi, yani ki böyle şöyle dedi. Beni buraya indir dedi, sen dedi, kafamı karıştır dedi. Bellattan almıştım, çıkartayım. Çıkar yolda indi ya. Erken davranmış. Bir tanesini anlatayım ben. X, burada o köylerden olabiliyor. X köylüyüm. Köylü Mevlat Kur'an kursundan alıyorum. Hem biz şefkatliyiz böyle. Kartal oluruz. Halayı alıyoruz. O zamanın halası 60 yaşında.
Ben de varım. O zaman o tarihlerde 40 yaşındayım. Yağmur var. Kursun altına girmiş. Öyle bakıyor. Medet arardım. Hemen durdum. Aradım. Gel bir. Nereye gidiyorsun dedi. Yani. Lazer, nereye gidiyorsun dedim. Dedim ben seni tanıyorum. Senin gittiğin yere gidiyorum. İyi dedi Gogar falan. Bu adam. Gençiz tabi o baba. Aldık. Nereye gidiyorsun? Hakikaten gittiğim yere gitmiyor. Başka bir köye gidiyor. Dedi ki ne ayrı nereye gidiyorsun dedi ki dedim hala sen nereye gidiyorsun söyle bakayım bilmiyorum ben felacı tamam işte ben doğruya gidiyorum yağmurda bırakmak istemedim nereye bırakayım bu kadını yaşlı işte yaşlı 60 yaşında ama zaten bunu köylü işte 13-80 gibi ya çok genç çok götürdüm şey şeriatçıyı götürdüm köye tam köye çıkacak yokuşta mucizat Ahmediye'den anlatıyorum ona yaşlı olduğu için peygamberimiz mucize sevdireyim diye. O Allah, ağzına koyuyor, ağzın şekeri tutsun, bu böyle bir peygamber, onu anlatıyorum Yusuf. Anlattım. Tam yakın, ya dedi, ocağı aşkım, evet aşkım, çocuğum, bana bu kadar iyilik yaptın dedi. Sana bir iyiliğim olsun dedi. Sen nerelisin dedi, dedi ona. Dedim ki, ben dedim, karşıki köylüyüm. Ben niye bunu niye iş yaptın? Hala dedim, seni buraya getirmek için ben geldim dedim. Aslında buralı değil, öteki köyde. Niye geldin senin? Öyle mi? O zaman ben hem bana bunları anlattım, hem bu iyiliği yaptım, sana bir iyiliğim olsun diye. Nasıl bunu unutacaksın Yusuf o işleri? Söyle hala dedim, iyiliği hem götürmüşüm. Ya oğlum dedi, o Aramit'te dedi bir Hasan Hoca var. Duydun mu dedi? Tam üzeri bastı değil mi? Duydum dedim. Aman oğlum. Hep selam da var. Aman oğlum, kurbanı gideyim, ondan uzak. Aman oğlum uzaktı. Hayırdır şey hala dedim. Niye dedim. Öyle kötü adama benzemiyor dedim. He. Yok dedi. Çocuğunu anne babasından ayırıyor. Millet evlendirmiyor. Çıkan bir tane ya. O da Mustafa. Tamam. Bizim köyde var dedi. Murat olan dedi. Murat. Biz Murat bilmiyoruz lan. Ben Mustafa'yım. Onu anne babasından ayırıyor. Zavallı çocuğu görünce içim gidiyor dedi falan. Seni de öyle yapar dedi falan. Aman uzaktır dedi. Hala tanıyor musun dedim o adamı yani. Tanımaz mıyım dedi ya. Ya bu kadar tehlikeli adamsa çok iyi tanımalı. Tanımaz olur muyum dedi ya. Bak içine bunu. Bizim buranın bir şeydir dedi. Allah Allah öyle mi? İyi mi tanı? Yanlış olmasın. Tanıyorsun değil mi dedi. Tanımaz mıyım dedi ya. Hiç bozmadım. İyi. Sonra gene devam ettik. Mucizat Ahmediye'yi anlattım. Ondan sonra döndüm. Çünkü rezil olmasın diye. Arabanı açtım. Dedi, o dua etti. Oğlum dedi, unutma yaz. Tamam. Hala dedim. Tekrar, onu tanıyor musun? Arabanı şey, tanıyorum dedim ya. Hala dedim, o Hasan Hoca benim. Kan dondu, kan. Böyle bir anda şok. Tanımadığına böyle yapmasan iyi olur. Hiç ses yok. Ben arabayla gidiyorum ama dikiz aynasından, yan aynadan bakıyorum. Hiç kıpırdamıyor. Ve pişman oldum. Keşke demesi. De o siz dedi, ya ne demesi? Ya ben de miseydim? Ya o da mı seni dedi ya? Görmemişsene ama böyle biri var denebiliyor da onlar. Ama tanıyorum dedi. Tanıyor, öyle tanıyor işte, evlendirmiyor, bir şeyinden öyle tanıyor. Sen çok iyi çocuksun, aman dedi kurbanın gideyim ondan uzaktır, senin güzel alakın var. Seni o gün buraya kadar beni özel getirdin, bana bunları anlattın. Ne güzel şeyler anlatıyorsun kurbanın gideyim, aman uzaktır. Ha dedi. Allah Allah. Peki abi cümle bitirdin. Hocam o fazla yaşamadı herhalde sonra. Bilmiyorum. Hiç unutmuyorum ve dua ediyorum. Vallahi istikamet etsin. O başkaları nasıl anlatıyorsa öyle zannedeceğim. Tabii. Gözlüğe bakıyor değil mi? Renk, yani, kafasına dolan malzemelerle insan acıyor. Hep acıyor. Mesela var mesela. İyi tarafına bak. Bakınca rahat ediyorsun o komşularınızla. Gürültü yapıyor. Hakikaten olmasa şimdi burası insiz olacak, bir an ev olacak gibi. Yani değişik noktalardan bakınca en şerli adamdan da güzel geçirme yolunu buluyoruz. F
Firak elemini çeke çeke nihayet baki kalan bütün cümleyi bitince kesiyorum. Ahbabını bir firak elemi içine bırakıp kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Hem müddet hayatında gayet cüzi bir ihtiyar ve küçük bir iktidar ve kısacık bir hayat ve az bir ömür ve sönük bir fikir ile sönük fikir kabri sunuyor. Nihayetsiz elemler ile ve emeller ile faydasız çarpışır. Nihayetsiz istiyoruz, nihayetsiz acısız. Nihayetsiz ihtiyacımız var, nihayetsiz acısız. Nihayetsiz fakiriz, nihayetsiz şey istiyoruz. Batsız arzuların ve makasının tahsiline, hadsiz arzuları ve makasının tahsiline semeresiz boşuna çalışır. Beka istiyoruz, faniyi yiyoruz eve. Semeresiz, boşuna çalışır. Hem kendi vücudunu yüklenemediği halde koca dünya, bak kendi vücudunu yüklenemediği halde koca dünya yükünü bir çare beline ve kafasına yükler. Bir daha bu cümle, olay bu altına yazılsa. Kendi vücudunu yüklenemediği halde, kendisini kendisi idare edemediği, kendi kendini yönetemediği halde koca dünya yükünü bir çare beline ve kafasına yükler, daha cehenneme gitmeden cehennem azabını çeker. Allah'ım, şanına nasıl yakışıyorsa usta da öyle muhabbet. Allah'ım, buradaki hakikatlerin hürmetine ehl-i imanı, hasreten nur talebelerini, hasreten sizleri ve çoluk çocuklarınızı affetsin, istikametten ayırmasın. Bu kabrin ve haşin zulümatından nur-u mutlak ile geçirmeyi nasip eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah versin. Ya Rabbi, niye böyle dedin, niye böyle demedin, niye bunu yaptın, niye bunu yapmadın, ithabına vesile olacak fiil ve sözleri bize yaptırma ya Rabbi. Eğer yapmışsak, Gaffar ismi ve Settar ismi hürmetine affeyle, mağfiret eyle. Günahlarımızı affeyle, ya Rabbi, ona da kanaat etmiyoruz. Günahlarımızı yübedülullahi seyyiatı masana sırrına mazhar eyle. Ve ahir davahum, enilhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.